Ev yap videolarımı izleyip gaza geldiniz. Gidip M-Base aroma alıp karışımı yaptınız. Ama o da ne? Acı, boğaz yakan bir likit. Gelin bunu masaya yatıralım. Daha önceki şu videomda yanık tadı aldığınızda olası sebepleri ve çözümlerinden bahsetmiştim. Bu videomda ise son zamanlarda bana çok sık gelmeye başlayan acı tat, boğaz yanması ve kötü sonuçlanan karışımlardan bahsedeceğim. İlk ev yap karışımınızı yapıp da tattığınızda sizi en çok hayal kırıklığına uğratacak şey yaptığınız likitin içilemeyecek derecede kötü olmasıdır. Bu sizi ev yaptan hatta buharlamaktan bile soğutabilir. Gene şu videomda bu gibi likitleri nasıl kurtarabileceğinizi anlatmıştım. Kendiniz ilk karışım yaptığınızda zaten mucizeler beklemezsiniz. En azından içilebilir bir likit yapıp buhar bütçenizi mümkün olduğunca düşürmek istersiniz. Bunu anlayışla karşılıyorum. Ben de dahil hemen hemen ev yapçıların hepsi bu amaçla yola çıktık. Elimden geldiğince size bu yolda yardımcı olmaya, olası hatalar ve çözümlerini anlatarak ev yaptan vazgeçmemenize çalışacağım. Likitlerinizin başarılı olmamasının sebeplerinden biri henüz yeterli deneyiminizin olmamasıdır. Her gün buharlayacağınız likit için karışımlara başladığınızda mükemmel sonuçlar elde edeceğinizi ümit etmeyin. İlk karışımınızın piyasada satılan premium likitler kadar lezzetli olacağını sakın beklemeyin. Kafanıza uyan lezzetlere ulaşmanız bu iş için harcayacağınız zaman ve kazanacağınız deneyimle doğru orantılı olacaktır. Birçok karışım yapacaksınız ve yavaş yavaş malzemeleri tanımaya başlayacaksınız. Hangi M-Base'i ne kadar kullanmanız gerektiğini, hangi aromalardan, ne oranlarda kullanırsanız daha iyi olacağını deneyerek öğreneceksiniz. Kısacası bu işin arkasındaki kimyayı yaparak ve deneyerek çözmeye başlayacaksınız. Yaptığınız likitleri tadıp aromalar arasındaki ilişki ve harmoniyi anlamaya başlayacaksınız. Diyelim kafanızda çikolatalı karpuz gibi bir hayal olabilir. Ama denedikçe göreceksiniz ki karpuzla çikolata olmuyor. Bu deneyimi edinmek için ilk dönemlerde mümkün olduğunca denenmiş, herkes tarafından kabul görmüş reçeteler yaparak başlayın. Bunları yaparken bir barmen veya aşçı mantığıyla değil de daha çok bir kimyager mantığıyla düşünmeye çalışın. Bulduğunuz başarılı reçeteleri karışımını yapmasanız bile okuyun, inceleyin. İçindeki meyve, tütün, krema veya unlu aromaların yüzdelerini anlamaya ve öğrenmeye gayret edin. Yaptığınız reçetelerde mutlaka ama mutlaka notlar tutun. İlk karışımdan hemen sonraki lezzetini, 2-3 gün sonraki lezzetini ve tam demlenme sonuçlarını bir kenara yazın. Birçok insan not tutmadığından dolayı devamlı aynı hataları yapmaya devam ederler. Mümkün olduğunca çok karışım yapmaya çalışın. Haftada en az 2-3 tane 15-20 mililitrelik karışımlar yapın. Kötü sonuçlanan likitlerin başka bir sebebi ise hoşunuza giden aroma türlerinin tam olarak oturmamış olmasıdır. Unutmayın, ev yapı kendiniz için yapıyorsunuz. Birilerine beğendirmek veya ticari olarak pazarlamak için değil. Birçok insanın çok beğendiği, oldukça popüler olmuş lezzetler sizin için iyi olmayabilir. Örneğin benim sadece buharcı dili olduğumda kullandığım mentol aromalı likitleri eşim her gün buharlıyor. Eşim için her ne karışım yaparsam yapayım, içine biraz mentol koydum mu eşimden tam not alıyorum ve severek buharlıyor. Kendinize uyan aroma paletlerini keşfedene kadar değişik tip aromalarla karışımlar yapıp notlarınızı da alarak denemeye devam edin. Kötü likitlerde benim en çok sık karşılaştığım bir üçüncü sebep ise malzemelerinizin kötü veya bozulmuş olma ihtimali. Eğer kötü malzeme ile karışım yaparsanız likitleriniz de kötü olacaktır. Karışım yapmadan önce kullanacağınız M-Base'inizi ve VG'nizi aroma koymadan buharlayıp tadına bir bakın. Nikotin okside olmuş mu? VG'nin buharı yerinde mi? Bunlara tadıp bir bakın. M-Base'i tadıp acı bir lezzet alırsanız o M-Base'in nikotini
oksitlenip bozulmuştur. Kesinlikle karışımınızda kullanmayın. Eğer yeni aldığınız bir Embase ise satıcınızla temasa geçip direkt değişim talebinde bulunun. Eğer yüksek miktarlarda Embase satın aldıysanız kullanacağınız kadarını bunun gibi 100 mililitrelik şişelere koyup kalanın ağzını sıkıca kapatıp bir torbaya koyarak buzluk veya buzdolabında saklayın. Tabii nikotinin tehlikeli bir madde olduğunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Buzluktaki diğer yiyecek maddelerine bulaşmasını istemezsiniz. Aromalar için de aynı şey geçerlidir. Aldığınız aromaları karıştırmadan önce tek başına VC ile karıştırıp buharının tadına bir bakın. Bunun için 5 mililitrelik küçük karışımlar yapabilirsiniz. Size tavsiyem TFA ve Capella aromaları için %5, Flavor Art ve Inavera için %2, %3 gibi bir oran olacaktır. Bir aromayı tek başına karıştırıp hoşunuza giden lezzeti alamazsanız, onu başka aromalarla karıştırsanız bile lezzeti değişmeyecektir. Yani gene hoşunuza gitmeyen bir likit yapacaksınızdır. Ve son olarak tüm deneyimli ev yapçıların da bildiği üzere kötü likitlerin sebebi karışıma fazla oranda aroma koymak olacaktır. Ben çok tad almak istiyorum, o zaman çok aroma koyayım mantığı ev yap likitte kesinlikle faciayla sonuçlanır. Biliyorum kafanızda mantıklı gelebilir ama kimyasal olarak olmuyor. Burada kokteyl veya pasta yapmıyoruz. Daha çok kimyasal bir bileşimden bahsediyoruz. Ben genelde karışımlarda bir tek aromadan %5'ten fazla kullanmam. İstisnalar dışında hiçbir zaman %10'a çıktığım olmamıştır. Toplam aroma oranında ise %20 üzerine geçmemeye gayret ederim. Unutmayın, ev yapta az aroma daha çok lezzet verir. Bunu anlamanın en iyi yolu gene tek aromalı karışımlar yaparak tadına bakmak olacaktır. Capella ve TFA için %5 ile bir deneyip bakın. Az gelirse 7-8'lere kadar çıkabilirsiniz. Eğer fazla geliyorsa 2 veya 3'lere kadar inebilirsiniz. Flavor Art, Inavera ve Flavora için %1 ile başlayın. Az gelirse %2-3'lere kadar çıkın. Çok fazla gelirse %0,3 veya 0,5'lere kadar inin. Diyelim karışımınızda kurabiye lezzeti olsun istiyorsunuz ve Graham Cracker kullanacaksınız. Normalde bu aromadan en fazla %5 kullanmanız gerekir. %6 koymak kurabiye tadını arttırmayacak, bütün likidinizi mahvedecektir. Unutmayın, tekrarlıyorum, burada kimyadan bahsediyoruz. Pasta veya kokteyl yapmaktan değil. Ev yap biraz özveri, ciddiyet ve sabır gerektiren bir iştir. Hepinizin kendi likitlerinizi kendinizin yapabilmesine, tam sizin damak tadınıza uygun lezzetler yaratıp paranızın da cebinizde kalmasını temenni ederim. Hepinize lezzetli ve keyifli buharlar dilerim. Eğer videom hoşunuza gitti ve size faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna basar ve abone tuşuna basarak abone olursanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Ben de dahil. Ben de dahil ev yapçıların hemen hemen hepsi bu amaçla yola çıktık. Henüz yeterli deneyiminizin olmamasıdır.